Tövbe 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 tövbe. Bir de helallik istedi utanmadan yahu. Babacığım iyisin değil mi? Olacağım kızım, olacağım, olacağım. Latife de öğrendi, artık saklayacak bir şey yok. Namzet de evinde oturur, her gün başıma ekşimez, ben de iyi olurum. Çınar, yalnız sana geçmiş olsun ha. Ya oğlum ne olacak? Bundan sonra evi çekip çevirecek olan sensin. Şirket dışında evde çalışan bir sen vardın. Evin bütün yükü senin cincacık çırak maaşına kaldı. Yok be Kadir. Bu namzet kirli çıkıdır. Sağda solda dünyalığını istiflemiştir kesin. O var ya o, o var ya. Ne uyanıktır o, ne uyanıktır. Görürsün bak buraya yazıyorum. Allem edip kallem edip bu krizi avantaja çevirecektir. Yani işte Fuat Bey'in kızı Sena da bizim oğlan büradan yüz bulamayınca kız da ne yapsın? Sinir içinde o elindeki imza yetkisini kullanmış. Sözleşmemizi bizim kalkmış Malezyalılara devretmiş. Şirketin hisselerini. Ama merak etme halledeceğim ben. Peki o zaman durum nedir Namzet ha? Nasıl ne gibi durum ne? Durumumuz ne işte yani maddi olarak diyorum. Bak sen akıllı adamsındır. Ya illaki tedbirini almışsındır. Her ihtimali göz önüne almışsındır. Değil mi? Tabii. Paramız var değil mi? Merak etme. Yani bende bütün yumurtaları aynı sepete koyacak göz var mı? Sen baksana bana bir Allah sen. Tabii ki her şeyi şirkete bağlamadım yani. Yani hayat standartımız, yaşam tarzımız değişmeyecek. Sosyal level'ımızda da bir etkilenme olmayacak değil mi? Yok level'ımız falan etkilenmeyecek. Hayır. Hiç merak etme sen. Bir tek şirket yok. Ben onu da halledeceğim. Oh. Ay vallahi çok rahatladım. Oh. Ay biliyor musun Namzet? Yani bu olayı duyduğumdan beri o babamın iflas ettiği yıllar aklıma geliyor. Yok yok yok. Unut unut unut. Aklına hiç getirme onları. Bırak. Kov o düşünceleri. Tamam. Tamam. Kovuyorum. Tamam. Tamam. Unuttum. Heh. Ay ben şimdi ne yapayım biliyor musun? Ya, aha, su iç bir tane. Demeyi içmedim. Belki şimdi içersin. Yok yok. Heh. Alışveriş. Ay bolca alışveriş. Bolca alışveriş. Tamam bu şeyi ben içeyim o zaman. Tabii. Şimdi bak bu şirketin haberleri kesin cemiyete yayılmıştır. Bizim parasız kaldığımızı anlamasınlar diye ben alışverişe çıkayım. Şık şık yerlere gideyim. Bol bol alışveriş yapayım. Dostlar alışverişte görsün. Onlar da dostlarına söylesin. Öyle. Ha bir de ne yapalım biliyor musun? Şık şık yerlerde yemek yiyelim, davetler verelim, eş dostu çağıralım, sofralar donatalım böyle ki bizim bu şirket olayından etkilenmediğimizi anlasınlar. Buraya gelmişken de Hülya'yı uğrayayım ben. Ona da anlatayım ki hiç etkilenmediğimizi o da anlasın. Tabii son arkamızdan olmuş. Oh. Hadi, hadi. Namze. Efendim canım, şöyle. Şey, biliyorsun değil mi? Paramız olmasaydı da ben yine senin yanında olurdum. Sana destek olurdum yani. Biliyorum. Biz varlığı da beraber yaşadık. Yokluğu da beraber yaşardık. Yani hiç gocunmazdım ben. Biliyorum, biliyorum. Tabii. Anca beraber, kanca beraber. Canım benim. Ağzını çamağını yerim senin ben, yerim. Hadi. Ah be Namzet, ah be ne yaptın sen ya? Altın tepside fırsat geçti eline, kaçırdın. Ya battık desem, mahvolduk desem, bak masrafta işte onda birine düşecektir. Ettik bir laf, geride döndüremezsin görüyor musun? Of! Ben bardak bardak su içsem gene içimin yangını geçmez yani.